Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Dekanlarım, Avrasya Şizofreni Derneği'nin saygıdeğer üyeleri ve değerli misafirler, üniversitemiz ve Avrasya Şizofreni Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Şizofreni Dünyası paneline hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirler, önce hoş geldiniz diyorum. Avrasya Şizofreni Derneği bir STK olarak şizofreni hastalarına ve hasta yakınlarına yardımcı olmak için kurulmuş bir sosyal sorumluluk derneklerinden. Bu derneğin böyle bir bu konuda bu konunun uzmanlarıyla derneğin sosyal faaliyetlerinin birleştirebileceği, karşılıklı paylaşımın olacağı, karşılıklı bir hem bilimsel hem toplumun bilgilendirme çalışmasının olabileceği bu panelin bizde olması bize onur verdi, bizi mutlu etti. Bu nedenle bütün emeğe geçenlere, hazırlayanlara, başta Adnan Hocam ve dernek başkanımız herkese teşekkür ediyorum. Ben şizofreniyle ilgili şöyle kısa son bilgilerle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şizofreni önceki bilinenlerden farklı olarak bir sosyal beyin hastalığı olarak kabul ediliyor, biliyorsunuz. Özellikle bu beyin görüntüleme çalışmaları ortaya çıktıktan sonra sosyal davranışın, sosyal becerilerin beyinde biyokimyasal bir karşılığı var. Ve şizofreni hastalarda kişilerin ya istemi dışında, iradesi dışında beyinlerinin bir bölgesi çalışmaya başlıyor. Yanlış düşünce üretiyor, komut üretiyor. Beynin farklı bağlantıları çalışıyor. Kişi temel kişiliğine, temel yapısına veyahut da temel gerçekliğe uymayan algılamalar ortaya çıkıyor. Buna işte objesiz algılama dediğimiz olmayan şeyleri algılamaya başlıyor. Ve bu bilgi beyin görüntülemesiyle doğrulandıktan sonra tedavide bu yeni bir ufuk ortaya açtı. Biz hastanede yaptığımız biyolojik kanıt çalışmaları var. Yani kişinin bu hastalığının biyolojik bulguları, beyindeki işte serotonin, dopamin gibi kimyasallarla ilgili, seviyelerle ilgili bilgiler, görüntülemeler hastalarla paylaşıldığında hasta hastalığının somut bir hastalık olduğunu ve kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu, bir mide hastalığı gibi, bir şeker hastalığı gibi bir hastalık olduğunu görmesi belirsizliği gideriyor. Belirsizliğin giderilmesi bir tedavi iyileşmede çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve tedavide de son yıllarda özellikle klinik farmakogenetik çalışmalar, yani tedavi dirençli birçok hastada, mesela geçenlerde öyle olmuştu, bir hastamız, ismi H ile başlayan hastamız, 10 defa hastaneye yatmıştı, 11.ye bize yatmıştı 3-4 sene önce. Geldiğinde hasta tedavi oluyor, iyileşiyor, çıkıyor, tekrar yükseliyor. Ama ailesi bilinçli bir aile, ilaçları muntazam veriyor hastaya. Muntazam verdiği halde hastalık yükseliyor. Ya bunun bir sebebi olmalı dedik. Biz işte farmakogenetik çalışmalar yeni başlamıştık 2009'da. O dönemde bir kişinin yeme alışkanlıklarına bakalım dedik. Dışarı çıktığı zaman bütün dost çevresi herkes bir sigara ikram ediyor ona. Günde 4 paket sigara içiyormuş. 4 paket sigara içince aldığı ilaçlar karaciğer enzimlerini indükliyor. Enzim indüksiyonu olduğu için aldığı ilaç vücutta kullanmadan atıyor. Biz sigara içmesini kontrol ettik. Sadece o kişinin 3-4 senedir hastaneye yatmıyor artık. Düşünebiliyor musunuz? Bak, basit bir sigara alışkanlığı bile şizofreninin tedavisinde önemli. Bu nedenle bunlar hepsi yeni bilgiler. Yani ilaç genetiğiyle ilgili bilgiler aynı şekilde. Beyin görüntülemeyle ilgili bilgiler. Mesela son bilgilerden bir tanesi de hastalık ilk atak olduğu zaman, genellikle ergenlik döneminde oluyor ilk atak ya da askerlik döneminde erkeklerde. O dönemde ilk atak olduğu zaman güçlü, kapsamlı, yeterli bir tedavi yapılırsa beyindeki nörotoksisite dediğimiz, yani beyinde biriken kimyasallar ya hatalı protein üretiyor beyin, onların düzeltilmesi güçlü bir şekilde yapılır ve takip edilirse hastalık düzeliyor.
Ben yine kendi klinik tecrübemle gözlemledim. 20 yıl sürmüş şizofreninin hatta kendi vesayet altına alınmış. İyileşip kendi dilekçe verip vesayetini kalktığın vakalar biliyorum. Bu nedenle biz hekim olarak görevimiz hastanın iyileşmesi için tıbbın bütün argümanlarını, bütün materyallerini kullanmak. Sonuçta %10 bile tedavi başarısı olsa biz onu yakalamaya çalışmamız gerekir diye biz kurumsal olarak böyle düşünüyoruz. Ve bunun da birçok dirençli vakaların tabii daha çok emek, daha çok böyle ya beyin fonksiyonu ölçmek gibi ayrıntılar gerektiriyor ama böyle dirençli son istasyon gibi bize gelen vakalarda bunları yaptığımızda hastanın daha sosyal olduğunu görüyoruz. Ve bir diğer sosyal beyin hastalığı olduğuna göre şizofrenin psikoterapisi de var. Yani önceleri psikoterapisi yok olarak kabul ediliyordu. Mesela son yani dün bir bizim gruba da mail attım. Manyetik uyarım tedavisiyle bir şizofren hastanın beyninin anlama, kavrama, algılama, dikkatle ilgili alanlarını yani kognisyonlarını düzelttiğiniz zaman bilgi işlem faaliyetini kişi beyne gelen bilgileri daha iyi algılıyor, daha sağlıklı kararlar veriyor. Yani beynin temel bilgi işlem faaliyetini anlama, kavrama, dikkati koruma, seçici algılama gibi bütün becerilerini düzelttiğiniz zaman bozulan üst kognisyon yani bozulan o kişinin gerçeklik algısı da tekrar, gerçeklik değerlendirmesi de tekrar normale gelme ihtimali oluyor. Yani beyninin bilgi kaydetmesi ve bilgiyi proses etmeyle ilgili alan iyi çalışmazsa şizofrenin tedavisi bir noktada geliyor kalıyor. Bu nedenle bu da mesela şizofrenin tedavisinde önemli olan yeni bilgilerden bütün bunları ve çok ciddi dünyada araştırmalar var. Yani bu şizofreni konusunda mesela birkaç tane şüpheli gen bulundu şimdi. Ama %100 genetik değil. Bir yatkınlık var. Ya bu çalışmalarla önümüzdeki 10 yıllarda zaten 2000'li yıllar dünya beyin dekatı olarak kabul edildi biliyorsunuz. Bu nedenle genom projesinden sonra post genomik çağ olarak kabul edilen çağ beyin çağı. Ve beyin çağı da yani bütün dünyanın bilim çevrelerinin kabul ettiği beyin çağında da şizofreninin tedavisi bulunmasına çok yaklaştık. Ben meslek hayatına başladığım 30 yıl önce şizofreninin tedavi edilebilirliğiyle şimdiki arasında çok fark var. Çok daha iyi durumda, çok daha sosyal, çok daha sonuçta alınabilirlik çok daha yüksek. Tedavi başarısının sürdürülebilirliği daha yüksek ama burada hasta, hekim ve aile işbirliği çok önemli. Bunu yapabilirsek eğer hasta, hekim, aile işbirliği içerisinde giderse şizofreni konusunda daha ümitli olabiliriz. Ben hem size hoş geldin demek hem de böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Adnan Ömer Üstoğlu'nu davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Avrasya Şizofreni Derneği'nin değerli başkan ve yöneticileri, meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada şizofreni hastalığını konuşmak için toplandık. Panelimizin adına ve konuşmacılarımızın özelliklerine bakarsanız alışılmış panellerden biraz daha farklı bir formatımızın olduğunu göreceksiniz. Panelimizin adı Şizofreni Dünyası olarak belirlendi ve konuyu aydınlatmak için de konuşmacılarımız bir psikiyatrist, bir psikolog, bir hasta yakını ve bir hasta olarak seçilmiştir. Biraz önce hocamın da belirttiği gibi bu hastalıkla mücadelede zaten aile,
hasta ve hekim işbirliği gerekiyor. Biz bu açılardan meseleyi bu panelde tartışacağız. Hayatta her şey mümkündür. Onun için diyoruz ki insanın ne ile ne şekilde karşılaşacağı belli olmaz. Öyleyse yaşamımızda hep sorular olacak ve biz sürekli ortaya çıkan yeni sorunlarla mücadele etme durumunda olacağız. Hayatın anlamını sorguladığımızda irili ufaklı adlandırabileceğimiz sorunlar karşımıza çıkıyor. Ve bu sorunlarla birlikte geçen bir ömrümüz var. Sorunlar ve bu sorunlara çözüm çabaları içeren bir hayat yaşanıyorsa diyebiliriz ki hayat sorun çözmektir. Ve biliyoruz ki hiçbir sorunun da tek bir çözümü yoktur. Eğer bir sorunu çözemiyorsak onun çözümsüz olmasından değil, uygun çözümü bulamamamızdan dolayıdır. Yani o soruna ilişkin yeterince mesai harcamamışızdır. Sabır, irade, azim ve akıl bizim her türlü sorunla başa çıkmamızı mümkün kılar. Tıpkı akıl oyunlarında profesörün John'un başarmış olduğu gibi. Hepiniz bu filmi hatırlarsınız herhalde. Dünya görüşümüz oluştururken ilkemiz her sorun karşısında umudun bayrağını dalgalandırmayı devam ettirmek olmalıdır. Umut her şeyin başı bu. Bu bayrağı yere düşürmemeliyiz. Evet, bu dileklerle panelimizin verimli geçmesini diler. Hepinize saygılar sunarım. Hocama teşekkür ediyoruz. Sırayla panelistlerimizi davet edeceğiz. Aynı zamanda panelimizin moderatörlüğünü de yapacak Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hüsnü Erkmen'i davet ediyorum. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Psikolog Sayın Yelda İbadi'yi davet ediyorum. Avrasya Şizofreni Derneği'nden Sayın Sevim Alper'i davet ediyorum. Avrasya Şizofreni Derneği'nden Sayın Giray Savaşer'i davet ediyorum. Sözü Hüsnü Hocam'a bırakıyorum. Sayın Rektörüm, değerli hocalar ve değerli misafirler, hoş geldiniz. Bu galiba benim bilebildiğim kadarıyla üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin bu alanda yaptığı ilk toplantı. Bundan sonra da benzerlerini devam ettirmek umudu içindeyiz. Çünkü benim de fikrim, Nevzat Hoca'nın da fikri aşağı yukarı aynı. Bir üniversite toplumla iç içe olursa iyi bir üniversite olur. Toplumdan kopuk üniversite çok iyi bir üniversite olmaz. Çünkü üniversitenin bir numaralı amacı topluma bir şeyler katmak, bazı yanlışları da düzeltmek şeklinde olmalıdır. Bugün de şizofreniyle ilgili konuşmak üzere buraya geldim. Kendimi kısaca takdim edeyim. Bu sırada şizofreniyle olan ilgim de ister istemez zaten görmüş olacaksınız. Ankara Tıp Fakültesi'nde mezun oldum ve orada ihtisas yaptım. Ankara'yı bilenler bilirler, bayağı büyük bir psikiyatri kliniği vardır Ankara Tıp Fakültesi'nin. Ve şizofreniye ayrılmış olan bölümleri de çoğu üniversitenin tıp fakültesinin psikiyatri kliniğinden daha büyüktür. Diğer bölümleri de tabii ki var.
Dolayısıyla orada yoğun bir şekilde bu tür hastalarla birlikte çalıştık. Sonra mecburi hizmetime biraz da tesadüf tabii çekilen bir kurrayla Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gittim. O yıllarda Batı Anadolu'nun her tarafı, Konya vesaire filan da Batı Anadolu sayılıyordu. Oradan hastalar gelip orada tedavi olurlardı Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde. Dolayısıyla 2,5 yıl kadar yoğun bir şekilde çok çok büyük bir kısmı şizofreni hastası olan hastalarla birlikte olduk. Bazılarının başarılı bir şekilde tedavilerini sağladık, bazılarına yardımcı olmaya çalıştık. Sonra başka bir takım yerlerden geçtikten sonra yolun Bakırköy Rıhvesi'nin hastalıkları hastanesine düştü. Orası da gene bu tür hastaların çok yoğun olduğu bir yerdir. Üstelik sürekli kimi kimsesi olmadığı için sürekli orada yatmak zorunda olan bir grup hasta da gene benim hastam oluyordu. Çünkü bölüştürüyorlardı doktorlara onları. Onlarla çok daha farklı yaşantılar yaşadık. Yani zamanı geldi ameliyatlarını yaptırdık, zamanı geldi. Ondan sonra aileleri niye gelmiyor diye ailelerinin peşine düştük filan. Sonra da şimdi çok daha farklı bir hastanede çalışıyorum. İşte NP Hastanesi biliyorsunuz, üniversitenize bağlı olan hastane. Bu zaman dilimi içinde bu söylediğim şey 30 yılda oldu tabii. Benim anlattığım gibi 3 günde bir yere gitmedim. O bu 30 yıl gibi zaman diliminde biraz evvel Nevzat Hoca'nın söylediği gibi olağanüstü bir değişiklik oldu. Her şey çok farklı oldu. Bütün dünyada bilgi çok yoğunlaştı. Bu neden oluyor ki acaba diye düşündüğümüz pek çok şeyin nedenleri ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor yavaş yavaş. Bir bulmaca çözmeye benzetirim ben bunu. Yavaş yavaş çözüyoruz. Çözüyoruz derken bütün dünyanın psikiyatristlerini tabii ki kastediyorum ve ona yan dalda ilgi gösteren başka dallar var, farmakoloji vesaire, onlar da çok uğraşıyorlar. Bu son 50-60 yılda ilaçların bulunması çok olağanüstü bir etki yaptı. Şöyledir ki, kaç tane olduğunu ben tabii bilmiyorum ama Amerika'da 10.000'in üstünde hastanın yattığı dev hastaneler varmış 1950'lerde. Tabii ki biz onlara yetişmedik. Yüzlerle ölçülüyor. İlaçların bulunmasıyla hızlı bir şekilde topluma döndü hastalarımız ve o hastanelerin çoğu kapandı, başka amaçlarla kullanılıyor filan. Aynı şey bizim ülkemizde de oldu veya oluyor. Küçüldü hastaneler. Bakırköy'de de herhalde binlerce insan vardı. Şimdi birkaç bin yataklı, hala kalabalık çok şey değil, azalmadı. Ancak daha sonra işte biraz evvel Nevzat Hoca'nın anlattığı gibi çok farklı olaylar devreye girmeye başladı ve hastalık tedavileri daha iyi hale gelmeye başladı. Daha iyi bir şekilde çözümlenebilir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla şu anda çok daha güçlüyüz. Ama kolay bir iş yaptığımızı söyleyemeyiz. Tarihsel olarak ele alırsak bu hastalığı insanlar çok eski yıllarda, ilk çağlardan itibaren fark etmişler ki bazı insanların hal ve hareketlerinde farklı durumlar ortaya çıkıyor. Çok değişik şekillerde ele almışlar. Biz kendi milletimiz adına övünerek söyleyebiliriz ki bizimki en insani olanıdır. Hala Anadolu'da kalıntıları olan veya tekrar restore edilen darüşşifalar vardır. Yolunuz düşerse Edirne'dekine harika bir sağlık müzesi yapmışlar. Gerçekten çok hoş bir yer. Gezip görebilirsiniz. Atalarımızın bu konudaki insancıl yaklaşımını da hissedebilirsiniz. Ne kadar güzel bir yer yapılmıştı. Başka yerlerde de var. Şimdi hepsini tek tek söylemeyelim. 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılda ki doktorlar özellikle tabii ki Avrupa'da bizden biraz daha ileri gitmiş oldukları için o yıllarda bu işin bir hastalık olduğunu net olarak ortaya koymuşlar ve tedavileri için de bir takım yöntemler önermeye başlamışlar ama o tedaviler tabii ki çok başarılı olmamış. Ancak hastalık belirtilerini çok güzel bir şekilde tanımlamışlar. 20. yüzyılın ortalarında da biraz evvel söylediğim gibi önce başka tedaviler, sonra da ilaç tedavileri devreye girmeye başladı. Dolayısıyla da hastaların toplum içinde yaşaması söz konusu oldu. Yalnız ne yazık ki
bilimsel olarak stigmatizasyon denilen bir damgalama süreci var. Yani sanki bu hasta insanlar çok tehlikeli insanlarmış, bize zarar verebilirmiş vesaire filan gibi bir takım düşünceler var. Bu tür toplantılarla bunu da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biraz evvel Adnan Hoca da çok güzel anlattı. Dünya çapında buluş yapmış olanları var. Dünya çapında sanat eserleri ortaya çıkarmış olanlar var. İnsanlığa büyük faydalar sağlamış olan, bu hastalığa tutulmuş olan insanlar var. Herhangi bir hastalıktan daha fazla bize zarar verecek bir tarafı yok. Tabii burada birkaç tane basın mensubumuz da var. Onlara da seslenmek istiyorum. Yani bir insan bir hata edip bir suç işlediği zaman ki işleyebilir. Bu arada onu da söyleyeyim. 4-5 sene kadar da adli tıpta çalıştım. Sanılanın tersine sağlıklı raporu verilenler çok daha fazlaydı. Ben hastayım diye iddiada bulunanların. İnsan bir hata eyleyip bir suç işlediği zaman bunu verirken bir şizofreni hastası arkadaşını öldürdü diye vermemek gerekir. Nasıl ki bir şeker hastası, hipertansiyon hastası arkadaşını öldürdü diye vermiyorsa bir insan büyük bir hata yapmış, bir başka insanı öldürmüş. Çok üzücü bir şey. Ama bunun hastalığıyla bir ilgisi yok. İşin ilginç olanı, hani böyle bir iddiada bulunmak bir tarafa, yapılan bütün araştırmalarda, bütün dünyada çok sayıda araştırma var. Bizim hastalarımız normal insanlardan daha az, ağır suç özellikle işler. Çünkü hafif suçların bir kısmı suç mudur, yanlış anlaşılma mıdır filan diye tartışılabilir. Yani yolu şaşırıp da birisinin bahçesine girmiş olmak da çoğu ülkede suç olarak kabul edilir. Özel olana şey yapmış diyor. Bunlar gerçek anlamda suç değil tabii ki. Yani yolu şaşırmakla ilgili bir şey. Ama ağır suç oranı çok düşüktür. Buradan yola çıkarak bu insanları, bu hasta insanları kendi aramızda tedavi edebilirsek çok daha iyi oluyor. Dikkatle bakarsanız bizim eski hastanelerimiz de böyledir. Şehrin dışına kurulurmuş daha önceki hastaneler. Şimdi diyebilirsiniz ki Bakırköy'ü bilenler nasıl şehrin dışında, tam şeyin göbeğinde yani İstanbul'un. Tabii kurulduğu zaman Bakırköy'ü bilenler için söyleyeyim. Aşağı yukarı şimdi de mevcut olan tren istasyonundan oraya kadar hiçbir şey yokmuş. Tarlaların içinden geçerek gidilen filan bir yer. Tesadüfen askeri kışla olarak yaptırılmış, sonra da hastaneye çevrilmiş bir yermiş. Şu anda daha iyi oldu. Şehrin içine geldi. Yani bu konuyla çok ilgili değil ama şunu da söyleyeyim. Bakırköy'de 40 sene evvel hastanenin yakını diye beğenilmeyen arsalar, apartmanlar şimdi ağaçlık manzaralı diye ekstra fiyatlarla satın alınıyor. Onu da vurgulamak istiyorum. Orayı gene bilmiyorsanız gidip gezin. Gerçekten olağanüstü güzel bir park havasındadır. Yeni dikilmiş olan ağaçları belediyeler filan dikti, haksızlık etmeyelim. Ama eski ağaçların hepsi orada yaşamış olan hastalarımız tarafından dikilmiştir. Bomboş, işte aşağı yukarı Konya Ovası filan çoraklığında bir yermiş zamanında. Sonra gene orada Bakırköy'ün simgesi gibi olan bir meşhur düşünen adam heykeli, bir orada yatmakta olan bir hastamız tarafından yapılmıştır. Çok hoş bir şeydir. Herkes önünde resim çektirir. Şimdi tedavisine gelince tabii bazı bilgilerimizi tedavi konusunda da artırmamız gerekiyor. Biraz evvel Nevzat Hoca'nın da söylediği gibi çok daha gelişmiş tekniklerle tedavi yapmak daha uygun oluyor. Artık eskimiş metotları bir tarafa bırakmak gerekiyor. Onun ötesinde de tedavinin bütün halinde yapılıyor olması çok önemli. Her hastalıkta olduğu gibi, yani bir şeker hastalığında da tedaviyi kesik kesik yaparsanız ne yazık ki çok tatsız bir takım sonuçlar ortaya çıkar. Çünkü tedavi yapılmadığı dönemde hastalık ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla da bazı şeyler geri döndürülmesi çok zor oluyor. Onun için bu çok önemli. Bu çok önemli kısımda da hasta ailelerine de tabii önemli bir görev düşüyor. Bu tedavilerin düzenli yapılması, kontrollere düzenli gidilip gelinmesi, ondan sonra zamanında ilaçların alınması gibi işlerin yapılması için. Bunu yaparken de
her şey birbirine bağlı, zincir gibi, gördüğünüz gibi. Derneklerin tabii çok büyük bir rolü ortaya çıkıyor. Dernekler de organize olarak hem hakları savunmak hem de bu tür bilgileri, işte bugünkü toplantıda olduğu gibi, diğer hasta yakınlarına iletmekleri gerekiyor ki nasıl davranacaklarını bilsinler. Yani hasta iyileşti diye ilacı kesmesinler, daha da özet söylemek gerekirse. Çünkü ilaç kesilmesi bazen çok tatsız bir takım sonuçlarla sonuçlanıyor. Bir diğer aşama da tabii devletin de buna el atması gerekir. Bu tür rahatsızlığı olanların yurt dışında söylenen deyimiyle korumalı iş yerlerinin olması gerekir ve orada çalışıp bir şeyler üretiyor olmaları gerekir. Burada da çok ilginç bir deneyimim var benim. Yıllar önce, ismini söylemekte sakınca yoktur herhalde, bor cam fabrikasının şeyini yapardı bizim hastalarımız. Montajını, o kulpları var ya, o kulpları monte ediyorlardı. Cam ve kulp ayrı ayrı gelirdi. Bakırköy'den bahsediyorum gene. Sonra fabrika İstanbul dışına taşındığı için bu iş sona erdi. Ve ilginç bir şekilde bizim hastalarımızın iş yapılırken ziyan verme oranı normal kabul edilen insanlardan çok çok daha azdı. Yani şimdi rakamları hatırlamıyorum ama onlar 100 borcamdan ikisini kırıyorsa bizimkiler 500 borcamdan ikisini kırıyor filan gibiydi oranlar. Şimdi oranı çok net olarak hatırlamıyorum. Yani iş verilirse yapabilirler, üretebilirler, paralarını kazanabilirler. Bu da çok çok faydalı bir şey olur. Herkes için, sadece kendileri için değil, toplum için de öyle olur. Gene benim bildiğim kadarıyla Ankara'da bir derneğin aracılığıyla bir kafe işletiliyor. Hastalarımız çalışıyor. Ondan sonra her türlü şeyini, işte garsonluğunu da, işte orada ne ikram ediliyorsa onları hazırlamasını da çok da başarılı bir şekilde yapıyorlar. Umarım ki biz de derneklerimizle daha yakın ilişkiler kurup biraz da yardım alabilirsek bazı yerlerden, bu tür şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Sonuç olarak şizofreni bizim şuradaki konuşma sloganımızda da olduğu gibi kolay bir hastalık değil. Şimdi hani işin iyi taraflarını söyledik, zor bir hastalık. Ama tedavisi de, toplum içinde yaşanıyor olması da, ondan sonra ilişkilerin çok güzel götürülmesi de pek çok şeyde mümkündür. Bizler karşılıklı olarak birbirimize doğru adım atmalıyız. Bizler bir adım atarsak %100 emin olun ki hastalarımız 2-3 adım atacaktır. Kendilerine yapılan yardım elini tutmak ve daha iyi bir yaşantı yaşamak için. Ben sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Sonunda soru cevap kısmı olacak. O zaman da aklımıza gelen başka şeyler olursa konuşabiliriz. Ve konuşmasını yapmak üzere Yelda Hanım'ı davet ediyorum. Buyurun. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben hem Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adına hem de Avrasya Şizofreni Derneği adına buradayım. Çünkü ben ikisinde de görevliyim. İlk önce Adnan Hocam'ın açılış konuşmasına değinmek istiyorum. Bu klasik bir panel olmayacak dedi. Sıradan bir panel olmayacak dedi. Çünkü biz burada daha sosyal konuları ele alacağız, ön yargıları ele alacağız. Ve kişilerin birebir yaşadığı problemlerden bahsedeceğiz. Asıl amacımız bir şekilde ulaşabileceğimiz bilgileri vermek değil, kişilerin bunları nasıl yaşadığını anlatmak. Tabii öncelikle daha detaylı hastalıkla ilgili bilgiye çok ihtiyacımız var. Çünkü burada herkes psikoloji bölümünde okumuyor ya da herkes lisansta henüz bununla ilgili bilgi almadı. Ben bunun için bu konuda verdiğim bilgiye önce Nevzat Hocam'a ve Hüsnü Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ben kendim neden bu hastalıkla ilgilenmeye başladım ondan bahsetmek istiyorum. Ben lisans eğitimime başlarken psikoloji bölümünde hiç böyle bir fikrim yoktu şizofreni hastalığıyla ilgili. Çevremde de bu hastalıkla ilgili hiç kimse yoktu. Ama daha sonra yaz stajımı ben Bakırköy Üniversitesi Hastalıkları Hastanesi'nde yapmaya başladım. Ve orada gerçekten şizofreni hastalığıyla sohbet ederken bizim yapılanmış bir terapiye girme imkanımız yoktu, ancak sohbet edip birlikte vakit geçirip gözlem yapabiliyorduk. Ve bu süreçte gerçekten çok keyifli zaman geçirdim. Çok fazla
bilgi edindim. Çünkü bu hastalık, Mustafa Bey'in söylediği bir söz vardı. Çok adaletli bir hastalık. Çünkü her sosyoekonomik durumdan, her eğitim düzeyinden herkesi bulabiliyor ve ayrım yapmıyor bu konuda. O yüzden orada çok farklı alanlardan insanlar vardı. Ben çok farklı alanlarda bilgi edinme imkanı buldum ve çok güzeldi bu benim için, şaşırtıcıydı çünkü hiç beklemiyorsunuz şizofreni hastalarından. Daha sonra ben Ankara'da ders kapsamında Ankara'daki dernekte çalışmaya başladım. Biz bunu ders sürecinde alıyorduk ders olarak. Hüsnü Hocam'ın bahsettiği Ankara Şizofreni Hasta ve Hasta Yakınları Derneği'nde. Oradaki süreçte de oradaki şizofreni hastalarıyla dernek üyeleriyle birlikte vakit geçirip birlikte etkinlikler düzenledik ve bunları sahneledik dönem sonunda ve bu her dönem yapılan bir aktivite orada. Sürekli olarak ele alınıyor ve orada da ben aynı şekilde çok farklı eğitim düzeylerinden, çok farklı bilgilere sahip insanlarla karşılaştım. Ve gerçekten çok heyecanlı, yani çok şaşırtan ve şaşırmak da insanı heyecanlandırıyor. Çok heyecanlandıran bir durum benim için şizofreni hastalarıyla çalışmak. Heyecan ve şaşırmak bu noktada güzel mi? Aslında dışarıdan güzel görünüyor ama değil. Çünkü neden şaşırıyorum diye düşündüğümde aslında bu da benim psikolog olarak ya da psikoloji öğrencisi olarak geçen süreçteki ön yargılarımı gösteriyor diye düşünüyorum. Ve biz de bu alanda çalışan insanlar olarak da ön yargılara sahibiz diye düşünüyorum. Belki biraz daha kırıyoruz bu ön yargılarımızı ama yine de şaşırmak, yani neden şaşırıyoruz diye sorduğumuzda bu sonuca ulaştırıyor beni. Bizim değil sadece, yani sadece ön yargılarımız değil, kendi korkularımız da oluyor bu ön yargıları pekiştiren. Nasıl zamanla atabiliyorsunuz bu kişilerle çalışırken ama başta ben staja giderken aynı şekilde ne yapacağım, ben orada neyle karşılaşacağım bilmiyordum. İlk derneğe başlarken neyle karşılaşacağım bilmiyordum. Ve çevremin de korkuları vardı. Bunu diğer arkadaşlarım da dile getirdiği benzer korkular. Giderken hastaneye ya da derneğe korkmuyor musun, başına bir şey gelmesin diye herkes bir kere uyarıyor. Ve ben onlara daha çok şaşırıyorum şu an, niye korkayım ki diye. Buna şunun sebep olduğunu düşünüyorum. Bize çok fazla haberlerde Hüsnü Hocam'ın söylediği gibi işlenen suçlar şizofreni hastası bunu işledi diye gösteriliyor. Bunun yanı sıra filmler de aslında şizofreni hastalığının birebir özelliklerini yansıtmayan ama bizi heyecanlandırmak için yapılan filmler de bize bu önyargıları oluşturuyor. Ben gazete haberlerinin altına internette yapılan yorumlardan birkaç tane örnek aldım. Bunları okumak istiyorum ben örnek olarak. Vatandaşımız ne düşünüyor şizofreni hastalığı ile ilgili? Birisi demiş ki şizofreni hastasının dışarıda ne işi var? Bu soruyu sormuş. Şizofreni hastaları niye hastaneleri kapatmıyorlar? İnsanların can sağlığı tehditte değil mi? Bu durumda herhalde burada can sağlığımızın tehditte olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ama ben herhangi bir tehdit göremiyorum. Yine aynı şekilde yanlış olan tek şey şizofreni hastaları tedavi oldu diye serbest bırakılmaları demiş. Ve toplum içinde sakıncalı olduğunu gören olmuş ve şizofreni hastalarıyla ilgili bilgi veren vatandaşlarımız var. Şizofreni ve kişilik bozukluğu çevresel etkenlerden ve asosyal olmasından dolayı gözüküyor demiş. Bir arkadaşımız bizi bu şekilde bilgilendirmiş. Daha sonra şizofreni biyolojik değil, yanlış yönlendirmelerin de tetiklemesiyle oluşan bir hastalık demiş ve bir teyzemiz için yorum yapmış. Sen belki de oğlundan daha suçlusun, evlat yetiştirmeyi beceremediğinden demiş. Bizi çok güzel bilgilendirmiş diye düşünüyorum ve biz bunları okuyup toplumda aslında şizofreni nasıl algılandığını çok net görebiliyoruz. Ve bunun yanı sıra biz şizofreni kelimesini biz hakaret olarak kullanıyoruz çok fazla. İşte genelde dengesiz davranışlarla işte şizoya bağlamak, işte şizofreni misin sen diye bunu hakaret olarak değerlendiriyoruz ama Nevzat Hocam'ın ve Hüsnü Hocam'ın da söylediği gibi bu bir beyin hastalığı. Yani nasıl ki bir beyin tümörü olan kişiye ya senin beyin tümörün mü var diyemiyorsak, şizofreni hastasına ya da bu şekilde davranan bir insanla şizofreni misin sen demek arasında aslında hiçbir fark yok. Biz bunu çok normalize ediyoruz böyle bir şey söylemeyi ama bu noktada bir fark olmadığını düşünüyorum. Yine aynı şekilde çelişkili tutumlu olanlar insanlar için de bu kullanılıyor. Sen şizofreni misin diye. Bu da şizofreni yeni çift kişiliklilik, çift karakterlik olarak algılanmasından böyle bir yanlış bilgilendirmeden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bunun
dışında ben bu alanda çalışan psikologların bakış açılarından biraz bahsetmek istiyorum. Biz derneğe giderken de, Ankara'da giderken de dernekte ders kapsamında hep şunu soruyorduk hocalarımıza, ya biz orada bir işe yaramıyoruz galiba, biz orada oyun oynuyoruz sanki diyorduk ve o zaman hep aynı şeyi söylüyordu hocalarımız, siz gitmeseniz ne olacak? Siz çalışmasanız ne olacak? Biz çalışmasak dernekler bomboş kalıyor ve orada çay içip, kendi aralarında sohbet edip akşam evlerine dağılıyorlar. Biz bu noktada ne işe yarıyoruz psikologlar olarak? Ben biyopsikososyal yaklaşımla ilgili bizim rolümüzü söylemek istiyorum bunda. Nasıl ki tek başına terapi bir işe yaramadığı gibi tek başına ilaç kullanımı da bir işe yaramıyor. Yani semptomlar azaltılmadan önce psikoterapi çok işlevsel olmayabiliyor. Ancak semptomlar azaltıldıktan sonra ilaç tedavisiyle birlikte psikososyal destek ve rehabilitasyon çok büyük bir öneme sahip. Çünkü belli bir noktaya kadar ilaçla gelen insanları siz sosyal hayata kazandırmalısınız. Daha da bu işlevselliklerini arttırmalısınız. Biz bunun için çalışıyoruz. Biz bu noktada dernekte neler yapıyoruz? Ben dernekle ilgili geçmişimden bahsetmek istiyorum. Ben derneğe Temmuz ayında dernekte çalışmaya başladım. İlk derneğe gittiğimde ben nasıl karşılanacağımı bilmiyordum ama Mustafa Bey'le tanıştım. Bana burası senin, ne istersen yapabilirsin. Burada bizim kapılarımız bize katkı sağlayacak herkese açık dediler. Ve o günden beri biz dernekte paylaşım toplantıları yapıyoruz. Daha sonra Alagün Hanım da bize katıldı. Uzun süredir biz Alagün Hanım'la birlikte paylaşım olarak toplantılar yapıyoruz. Bir yapılandırılmış terapi değil. Çünkü yapılandırılmış terapi dernek ortamında bizim fiziki şartlarımız da çok zor. Bizim eğitimimiz de hani şu an için yeterli gibi görünüyor ama kendimizi henüz belki de yapılandırılmış terapiyi orada hazır hissetmiyoruz. Ama hafta sonu, cumartesi günü ve çarşamba günleri biz orada paylaşım toplantıları yapıyoruz. Burada daha önceden görev olarak hazırladığımız yazıları okuyoruz. Daha sonra bir sorunumuz varsa onları konuşuyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Ve buna şöyle bir katkı oldu. 3 hafta önce öğrencilerimiz başladı. Burada pozitif psikoloji topluluğundan öğrencilerimiz derneğe gelmeye başladılar. Şu an 6 kişi olarak geliyorlar. Dernekte role playingler yapıyorlar. Aynı şekilde bazı oyunlar oynayıp sohbet ediyorlar ve bu çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü ben derneğe başladığımda bana gelen en büyük istek buraya sağlıklı insanlar gelsin ve biz onlarla iletişim içinde olalımdı. Bunun da sebebi sosyalleşmek istiyor hastalarımız, dernek üyelerimiz sosyalleşmek istiyor. Ancak bunu güvenli ortamlarında öncelikli olarak yapmak istiyorlardı. Bu yüzden öğrencilerimizin çok büyük bir katkısı olduğunu ve olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili de biz daha çok talep olmasını açıkçası bekliyoruz. Bununla ilgili bir staj programı hazırlamayı düşünüyoruz dernekte. Gönüllü staj programı şeklinde ama sadece Avrasya Şizofreni Derneği ile değil, diğer sınırlı kalmasını istiyoruz. Diğer derneklerle de arkadaşlarımız irtibata geçsin ve onları da üniversite düzeyine taşıyalım istiyoruz. Çünkü bu anlamda çok büyük öneme sahip. Özellikle bizim üniversitemizin tematik bir üniversite olması bu anlamda çok büyük bir katkı sağlayacak Avrasya Şizofreni Derneği'ne diye umuyoruz. Buradan sonra ben ailelerle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Biz hep şizofreni hastalarından bahsettik ama Nevzat Hocam aileler ilaçlarını düzenli olarak veriyorlardı diye belirtti. Yine aynı şekilde Hüsnü Hocam da ailelerin peşine düşüyorduk dedi. İşte ailelerden destek alıyorduk dedi. Ancak ailelerin de desteğe ihtiyacı var. Çünkü bu hastalık sadece hastalanan kişileri etkilemiyor. Aynı o kişiyle birlikte hangi hastalık olursa olsun düşündüğünüzde evde hasta bir birey olduğunda bu bütün aileyi etkiliyor. Şizofreni hastalığı da aynı şekilde. Ve ailelerin de özellikle ebeveynlerin bu konuda birbirlerinden koptukları durumlar oluyor. Eş olarak birbirlerinden koptukları durumlar oluyor. Bu noktada aile terapisinin de ve çift terapisinin de onlar için önemli olduğunu düşünüyorum ama şu düzeyde biz dernekte bunu henüz yapamıyoruz. Daha fazla bu konuda desteğe ihtiyacımız var belki. Son olarak bitirmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Bizim orada yaptığımız şey sadece paylaşmak. Yani dediğim gibi yapılandırılmış bir terapi değil. Biz sadece zamanımızı paylaşıyoruz.
güzel anılarımızı paylaşıyoruz, sorunlarımızı paylaşıyoruz. Ama bunun ben şöyle düşünüyorum, eğitim ve bilgi insana bir misyon yüklüyor ve bu misyonun sonucunda da bu yaptığımız şey aslında mesleki sosyal sorumluluk olarak görüyorum ben. Ve bunu diğer arkadaşların da bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu bize düşen bir sorumluluk çünkü. Son olarak ben Nevzat Hocam öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Burada kendimizi anlatma imkanı bize sundukları için üniversitemize teşekkür etmek istiyorum. Adnan Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Dekanımız İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Adnan Ömer Ustaoğlu'na. Çünkü kendisi bize hiçbir zaman desteğini esirgemedi ve hani ne zaman bir fikirle gitsek her zaman bizim arkamızda durdu. Bu konuda ben ona teşekkür bir borç biliyorum. En önemli teşekkürü ben dernek üyelerimize etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmek onlar için çok büyük bir cesaret. Kendileri buraya gelerek sadece kendilerini anlatmıyorlar. Başka evlerinde çıkamayan, kapılar arkasında kalmış şizofreni hastalarında ışık olmak istiyorlar ve bence bu bir büyük bir cesaret, büyük bir kahramanlık ve bu kahramanlığı gösterdiği için ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de hazır teşekkür faslı açılmışken Yelda Hanım'a teşekkür etmek istiyorum iki sebeple. Birincisi tabii ki bu çok güzel konuşması için. İkincisi de bu ta öğrenciliğinden beri burada daha başka psikoloji öğrencileri de var. Onlara da bir bakıma hitap etmiş oluyoruz. Bu tür işlerin içine girip birebir psikolojiyi yaşayıp bu hale geldiği bu toplantının yapılmasında da büyük bir emeği var. Onun için de teşekkür ediyorum. Daha fazlasını da bekliyoruz. Senden de diğer psikolog arkadaşlarımızdan da psikoloji öğrencilerinden de. Ve sonra Sevim Hanım'a sözü veriyoruz. Teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce herkese hoş geldiniz diyorum. Kadıköy Avrasya Şizofreni Dernek Başkanıyım. Ama önce bir anneyim. Benimle aynı kaderi paylaşan, bizden sonra evlatlarımız ne olacak diye gece uykuları bölünen, yüreği acı dolu annelerden biriyim. Derneği kurarken bana bu konuda destek olan eşim ve tüm hasta yakınlarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kızım henüz 16-17 yaşlarındayken pırıl pırıl bir genç kız idi hayatının baharında. Bu zalim hastalığa yakalandı. Ocağımıza, ailemize, yüreğimize büyük bir ateş düşmüştü. Öfke nöbetleri, sabahlara kadar uyuyamama, ağlamalar, algı bozuklukları, gerçek olmayan sesler duyduğunu söylüyordu. Onları o gerçek sanıyordu. Arkadaşlarının çevresinden uzaklaştı. Okulu bıraktı, okula gitmek istemedi. Herkesin kötü olduğunu, kendisine kötülük yapacaklarını, televizyonda kendisi için konuştuklarını söylüyor, korkuyor ve herkesten şüpheleniyordu. Hastaneye götürdük. Psikiyatri doktorlarla görüştük. Kontroller başladı. Teşhis konulana kadar biraz zaman aldı. Şizofreni dendi sonunda. Şizofreni neydi acaba? Gencecik bir insanı, ailesini büyük bir yıkıma uğratan, hayatının en güzel yıllarını çalan zalim hastalık. İlaçlarla düzelebilir miydi acaba? İyileşmesi ne kadar sürecekti? Kabullenmek çok ama çok zordu. İlaçlar başlandı. Doktor kontrollerini hiç aksatmadan gidiyorduk. İlk ilaçlar yan etkiler yaptı. Yeniden ilaçlar verildi. Yeniden ilaçlara uyum sağlamaya çalışıldı. Bunlar da zaman aldı. Hastalığı kabullenmek, çözüm aramak, mücadele etmek gerekiyordu. Başka çaremiz yoktu. Hastalığından bu yana 14 yıl geçti. İlaçlar zaman içerisinde etkisini daha iyi göstermeye başladı. Doktor kontrollerini aksatmadık.
ilaçlarını düzenleşti. Artık bu hastalığın ilk çaresinin düzenli ilaç kullanılması ve doktor kontrollerinin aksatılmaması olduğunun bilincine vardık. Peki, onun yarım kalan sosyal hayatı için ne yapabilirdik? Ailecek onu düşündük. Onu götürebileceğimiz, kendimin de gidebileceği, bizim gibi olan kişilerin, arkadaşların olduğu bir yer olsa derken, birkaç şizofreni derneğinde gönüllü olarak yıllarca çalıştım. Ve 2010 yılında eşimle karar verip Kadıköy'de gönüllü insanlar ve hasta yakınları ile derneğimizi kurduk. Tamamen gönüllülük üzerine kurduğumuz bu derneğe yer aramak da ayrıca bir mücadeleydi. Kiralar çok yüksekti. Şizofreni derneği için yer arıyoruz dediğimizde kapılar yüzümüze kapanıyordu. Vermek istemiyorlardı. Nihayet bütçemize uygun bir yer kiraladık. Artık bütün hastalar bizim çocuklarımız dedik. Hepimiz mutluyduk. Bir araya geldik. Orası ikinci evimiz oldu. Kızım da arkadaşları da çok mutlular. Biz hasta yakınları bir araya geliyor, bazen ağlıyor, bazen gülüyoruz. Onlar birer kelebek, kelebekler, kanatları kırık kelebekler. Bizler onları topluma kazandırmak için derneğimizde sosyal beceri kursları veriyoruz. Müzik, konserler, ahşap boyama, İngilizce, paylaşım terapileri yapıyoruz. Yazın onlarla birlikte pikniklere gidiyoruz. Kendilerine güvenleri geliyor, sohbet ediyorlar. Biz bir aileyiz. Toplumdaki şizofreniyle ilgili ön yargıları kırmak için uğraşıyoruz. Tabii en büyük arzumuz onlar için. Devlet tarafından her ilde, ilçelerde, toplum temelli ruh sağlığı merkezleri, kimsesiz şizofrenler için barınacakları yaşam evleri açılmasıdır. Biz hasta aileleri oralarda gönüllü çalışmaya hazırız. Onlar bu hastalığı istemedi. İnsanca yaşamak onların da hakkı. Bu hastalık kişisel bir sorun değildir, toplumsal bir sorundur. Ama ne yazık ki hala bu konuda kalıcı bir şeyler yapılmamaktadır. Bütün yük maddi manevi hasta yakınlarına düşmektedir. Birçok ülkede korumalı yaşam evleri, korumalı iş yerleri vardır. Ne yazık ki biz bunlara çok uzağız. Kimsesiz şizofreni sokaklarda, parklarda kendi halinde ölüme terk ediliyor. Artık ön yargılar değişsin. Yargılamak, ayıplamak, görmezden gelmek, kaçmak çözüm değildir. Buradan herkesin biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Bugün burada birlikte bizlerle beraber olduğunuz, bu güzel ve değerli ortamı bizlerle paylaştığınız için önce Sayın Rektör Nevzat Tarhan'a, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Adnan Ömer Ustaoğlu ve Sayın Psikiyatri Doktor Hüsnü Erkmen Beyefendi'ye sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca derneğimizde uzun zamandır gönüllü olarak büyük bir özveriyle gençlerimizle paylaşım toplantıları yapan sevgili Yelda İbadi ve sevgili Alagün Bahşi'ye sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizi uzattık. Tutun lütfen. Biz de Sevim Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp buraya geldiği için ve de bu kadar güzel ve içten bir şekilde, ben senelerce çok sayıda şizofreni hastasının ailesini dinlemiş olmama rağmen kendisi konuşurken duygulandım, doğrusunu söylemek gerekirse, anlattığı için. Umarım ki gücümüzü birleştirdikçe çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Biraz da belki devletin bazı mekanizmalarını harekete geçirerek sizin temenni ettiğiniz şeyleri de yapmaya, önce olmaya çalışırız. Yani direkt olarak yapmak mümkün değil ama önce olunabilir. Şimdi Giray Bey'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Buyurun Giray Bey. Evet.
Değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler ve öğretmenler, değerli seyirciler hoş geldiniz. Ben Giray Savaşer, bir şizofreni hastasıyım ama merak etmeyin iyiyim. Çünkü kafama takmamaya çalışıyorum. Hayat her şeye rağmen güzel. Yine de bu hastalık hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Şizofreni bir beyin hastalığıdır. Diğer bir de işte beyindeki bazı kimyasal maddelerin az ya da çok salgılanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Her toplumda ve her kültürde 100 kişiden biri bu hastalığa yakalanıyor. Peki bu hastalık neden ve nasıl ortaya çıkıyor? Genetik faktörler var. Mesela anne ve babamızda bu hastalığı oluşturacak genler varsa ve bu genler doğacak çocuğa aktarılırsa çocuğun bu hastalığa yakalanma olasılığı yüksek. Bir de değiştirmesi bizim elimizde olmayan çevresel faktörler var. Mesela sosyal ortamımızda nahoş şeyler bizi kötü etkiler, moralimizi bozar ve ruh sağlığımızı zedelerse hastalığın ortaya çıkması muhtemeldir. Mesela kavga, hakaret, dışlama, ümitsizlik, çaresizlik, toplumsal olaylardan buna örnek oluyor. Halüsinasyon dediğimiz bazı var olmayan görüntüleri görme durumu hastalığın en çok görülen belirtilerinden biridir. Bir diğeri de olmayan sesleri duyma durumu. Bundan başka paranoya, yani herkes ve her şeyden şüphelenme, duygu durum bozukluğu, ilgi alanlarında azalma, enerji azalması, bilişsel bozukluk, obsesyon, takıntılar gibi diğer belirtiler de şizofreni hastasında görülen nahoş şeylerdir. Benim hastalığım 1994 yılında başladı. Ben o zaman Marmara Diş Hekimliği Fakültesi'nde iyi bir öğrenciydim. Çalışmayı çok seviyordum. Benim dünyam o kadardı. Dersler, ev okul, okul ev ve biraz da arkadaşlıklar. Fakat bunlar hayatı yürütmem için yetmedi. Hastalığa yakalandım. Pratik bir derste çok başarısız oldum. Ama teorik derslerde gayet iyiydim. Bu başarısızlık inanıyorum ki hastalığı tam anlamıyla başlattı. Zaten hekimlik çok zor bir meslek. Benim iyice düşünüp taşınıp yapıma, ruh halime uymayan bir meslek dalını seçmemem lazımdı. Maalesef ne ailem ne de ben bunu düşünemedik. Oradan ayrılmak ve yeni ufuklara yelken açmak istedim. Bir psikologla görüşmeye başladım. Çok sempatik ve yaşlı olan bu kişi ve eşi aynı meslekten ile bireysel terapilere başladık. Onlar çok iyi niyetliydi. Hep beni mutlu edecek güzel şeyler söylediler. Bana bir baba ve anne gibi yaklaştılar. Fakat onların bu güzel yaklaşımı da benim hastalığımı geçirmedi. Çareyi onları bırakmakta bulduk. Bu arada en çok yıpranan annem oldu. Benden çok şeyler bekliyordu. Bana çok emek vermişti. Nereden bilebilirdi bu hastalığın başımıza geleceğini? Başarılı bir hayatım oldu her alanda. Tam her şey güzel gidiyor diye düşünürken ikimiz de hayatın sektesine uğradık. Annem tek başına benim yükümü kaldıramıyordu. Bu sefer de Çapattı Fakültesi'ne başvurduk. Orada beni takibe aldılar. Ekrem Kuşkonmaz ve Alp Beyler beni çok sevdiler. Orada bireysel terapilere ve grup terapilerine iştirak ettim. Çok iyi sonuçlar aldık. Ben de hayata karamsar bakmayı bırakmıştım. Sonra hayatıma dernekler girdi. Alp Bey benim Taksim Şizofreni Derneği'ne gitmemi çok istedi. Ben de hemen oraya üye oldum. Oradaki arkadaşlarla hemen kaynaştım. Birlikte çok güzel günler geçirdik. Dernek bizi gezmelere, tatillere götürdü. Çok güzel etkinlikler hayata geçirildi bu dernekte. Sağlığım günden güne iyiye gidiyordu. Aslında hayat zordu ama biz kurduğumuz o birliktelikle bu zorlukların bizi üzmesine müsaade etmedik. Bu arada Bakırköy ve Erenköy hastanelerinde tedavilerimi devam ettirdim. Allah'a şükürler olsun ki hiç yalnızlık çekmedim. Her yerde arkadaşlarım oldu. Aynı zamanda başka derneklere de gittim. Oralarda da çok güzel insanlarla tanıştım. Dernek büyükleri bizlere çok iyi baktılar. Bu hastalığı az da olsa yenebilme gayretini gösterdiğim için çok mutluyum. Şimdi siz soracaksınız nasıl başardım diye. Doktor randevularımı kaçırmamaya çalıştım. Daha ilk aşamalarda doktor görüşmelerimi aksatıyordum. Çünkü çok isteksizdim. Hastalığım da fazla bilincinde değildim. Sinsi bir hastalıkmış ve tedavi olmak çok önemliymiş. Sonra randevularıma düzenli olarak gittim. Verilen ilaçları muntazam kullandım. Uyku düzenime dikkat ettim. Öfkelendiğim veya korktuğum zaman taşkınlık yapmamaya, içime atmaya çalıştım. Kontrolü bırakmadım. Bunların haricinde kitaplar okudum, müzik dinledim, gitar çaldım. Güzel etkinliklere ve faaliyetlere katılmaya çalıştım. Yani kendimi hep güzel şeylerle meşgul edip hastalığı kafamdan atmaya çalıştım. Bütün şizofreni arkadaşlarıma da bunları yapmalarını tavsiye edebilirim. Bu benim hikayemdi. Biraz da başka rahatsız arkadaşlarımızın hikayelerinden bahsedeyim. Bir arkadaşım Çapattı Fakültesini kazanmış.
İlk seneyi başarıyla tamamlamış ama ikinci sınıfta anatomi dersinde kadavralar üzerinde çalışmalar yapılırken morali bozulmuş. Kadavralar onu depresyona sokmuş. Bilemiyorum neden. Kendisi de tam bilmiyor. İşte bu depresyon sonucu okul hayatı maalesef bitmiş. Hayaller görmeye başlamış. Daha sonra bir gün bilinçsiz bir şekilde hayallerin etkisi altında evi terk etmiş. Bir şekilde dönmüş ve babası ona gir yıkan demiş. Yine hayallerin etkisi altında banyoda kendini kaybetmiş. Sonra gözlerini hastanede açmış. Teşhis şizofreni. 1986'dan beri tedavi oluyor. Ama kendisi çok aşamalar kaydetmiş. Artık eskiye bir set çekmiş ve düzenli bir hayat sürdürüyor. Hikayesi hepimizinki gibi üzücü ama o da şunu söylüyor ki hayat her şeye rağmen güzel. Bu arkadaşımı da çok takdir ediyor. Onu diğer arkadaşlarımı sevdiğim gibi çok seviyorum. Bir başka arkadaşım da orta ikide yakalanmış bu hastalığa. O zamanlar kendinde bir gariplik hissetmiş ama kimseye bu derdini anlatamamış. Kendisi diyor ki eğer o zaman doktora gitmiş olsaydım şimdi çok farklı, çok iyi yerlerde olurdum. Erken teşhis ve tedavinin bu hastalıkta ne kadar önemli olduğunu değerli arkadaşımızın bu sözlerinden anlıyoruz. Bu böyle lise 2'ye kadar devam etmiş. Sonra İngilizce öğretmeni arkadaşımın bir sorunu olduğunu anlamış ve birlikte hastaneye gidilmiş. Teşhis, şizofreni ve OKB. İlaçlara başlanmış. Kendisi diyor ki, kendimi hastalığın içinde bulunca uzun ve zorlu bir yolculukta olduğumu anladım. Hasta olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hasta olacağımı tasavvur bile edemezdim. Yıllar geçtikçe hastalık konusunda daha da bilinçlenmiş. Hayatta en önemli şeyin mutluluk olduğunu anlamış. Her şeye rağmen hayatın güzelliklerle dolu olduğunu görmüş. Aşamalar sarf etmiş. Ayakta kalmanın, güçlü olmanın önemini kavramış. Diyor ki, hayatta mücadele etmek de var, yaşama son vermek de var. Ben mücadele etmeyi seçtim. Çünkü her türlü zorluğa rağmen yaşamak güzel. Yaşamın başı ve sonu olan bir süreç olduğunu söylüyor. Bu süreçte yaşamın zaferini kazanmanın bizim elimizde olduğunu söylüyor. Gayret etmemiz gerektiğine değiniyor. Doktorlar ve ilaçların ancak bir yere kadar bize yararlı olabileceğini, esas gayreti bizim göstermemiz gerektiğini ifade ediyor. Yemek yemek, gezmek, çay içmek, hayatın nimetlerinden faydalanmak çok güzel diyor. Ben kendisiyle çok iyi arkadaşım. Kendisi kitap kurdu, sanatkar ve çok olgun, halim selim bir kişidir. Ve ben onun bu hastalığı bir gün yeneceğinden eminim. Bu arkadaşım son olarak yaşamın insanlar için en güzel şey olduğunu söylüyor ve herkese mutluluklar diliyor. Bir bayan arkadaşımızın bu hastalıkla ilgili değerli görüşlerini size aktarmak istiyorum. Kendisi şunları söylüyor. Şizofreni geçicidir, rahatsız edici değildir. Şizofreni üzücüdür. Bazı duygular o şekildedir. Şizofreni hastalığı az da olsa batı akımlarını etkilemiştir. O konular sanat ve düşünce akımlarıdır. Ve batı sanat eserlerinde şizofreniye yer verilmiştir. O sanat ve düşünce akımlı toplumlarda şizofreni rahatsızlığı geçirenlere alan tanınmaktadır. Tabii çaba gerektirir. Pozitif enerji gücü alçak insanlar şizofren rahatsızlığına bazen yakalanırlar. Durumları rahatlatıcı olarak sonlanmaktadır. Sebebi ise pozitif enerjileri yeterli ve yerine gelici olmasıdır. Arkadaşımızın değerli görüşlerini saygıyla karşılıyoruz. Eklemem gereken bir iki şey daha var. Tam 3 yıldır Avrasya Şizofreni Derneği'ne üyeyim. Her gün derneğimize gidip gelmekteyim. Ve bunu severek yapıyorum. Orası benim ikinci evim. Yöneticileri de benim annem babam sayılır. Bu dernekte çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Örneğin CKM'de konser verdik, tiyatro oyunu sergiledik. Çok beğenildi. Adalara pikniğe gidildi. Öğretmen evi, Çamlıca Sevgi Bahçesi ve Sapanca gibi mekanlarda piknik yapıldı. Ayrıca her sene derneğimiz bizi bir haftalığına Çiroz Özürlüler Kampı'na götürüyor. Çok eğleniyoruz. Daha birçok etkinlikler düzenlendi. Bunlar sadece birkaçı. Bütün bu etkinliklerde yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Yeldar ve Alagün hocalarımıza bize zaman ayırabildikleri ve bizimle gönüllü olarak ilgilendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle güzel bir üniversitede bizlere kendimizi ifade etme ve hastalığımızı, sorunlarımızı, dertlerimizi böyle güzel insanlara anlatabilme şansını veren bu üniversiteye, dernek yöneticilerine ve yine Yeldar Alagün hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Derneğimizde böyle eğlencelerin dışında çeşitli uğraş terapileri de yapılıyor. Mesela ahşap boyama. Hepimiz o kadar keyif alıyoruz ki ders hiç bitmesini istiyoruz. Vakit nasıl geçiyor işimizle uğraşmaktan fark etmiyoruz bile. Ayrıca resim dersi, İngilizce dersi, Osmanlıca, Almanca dersleri ve müzik dersi de veriliyor.
Bundan başka Yelda ve Alagün Hanımlarla beraber grup terapilerimizi de devam etmektedir. Onlarla sorunlarımızı paylaşıyor ve birlikte çözüm yolları arıyoruz. Bu terapilerden de çok fayda görüyoruz. Onlara yine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir güzel lafla konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Bu laf ya da parola diyelim, bizim itici gücümüz olsun. Her koşulda, her vakitte ve her yerde ben hastalıktan değil, hastalık benden korksun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz de Giray Bey'e teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel konuştuğunuzu söylemeye gerek kalmadı galiba. Alkışlardan hep beraber anladık da alkışlayıp destekleyenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi eğer varsa soru ve kısa katkılar, bunları da dinleyecek vaktimiz var. Soru sorabilirsiniz. Galiba mikrofonlar da var. Arkadan ses duyulmaz diye düşünürseniz mikrofonu uzatacak arkadaşlar da var. Buyurun lütfen. Şuradan mikrofonu uzatabilirsiniz. Belki duyulmaz arkalardan filan. Hasan Aybars Arslan ben. Arkadaşlar bu hastalığın çıkış gibi. Duyulmuyor. Şu mikrofon gayet iyi çalışmıyor galiba ya. Duyulmuyor. Evet, yüksek sesle belki olabilir, belki. Zorluklar çoğu zaman bir tetikleme mekanizması. Yani bir silahın içinde bir şey olmazsa tetiği çektiğiniz zaman patlama olmaz. Ama bu dediğiniz ayrıca da tartışma konusu bir şey. Yani acaba bu olmasaydı daha uzun yıllar normal bir yaşantı içinde devam edip hastalıktan uzak kalabilir miydi? %100 kesinlikle söyleyebilmek mümkün değil tabii ki. Ama her zaman çoğu insanın hikayesinde böyle bir şekilde patlatan bir şey var. Ama stressiz bir yaşamda yok. Hepimiz okula da gitmemiz lazım, her şeyi de yapmamız lazım. Bazı insanlar için bu biraz ağır gelebiliyor. Buyurun lütfen. Başlangıcı genellikle diğer psikiyatrik hastalıklar şeklinde başlıyor. Yani obsesif kompulsif bozukluk veyahut da depresyon veya sıkıntı halleri filan gibi, hatta bazen bunların biraz fazla olması vakit kaybı şeklinde de oluyor. Yani tam adı konmamış oluyor. Şizofreni hastalığı ve dünyadaki pek çok hastalıkla ilgili bilgiler de çok fazla. Bilmediklerimiz de çok fazla. Çünkü beyin çok karmaşık bir mekanizma. Bazen normal olarak yapı verdiğimiz şeyleri bile nasıl yaptığımıza dair bilgilerimiz çok kesin değil. Ama biraz evvel söylediğim gibi yüz binlerce kişi araştırmalar yapıyorlar ve her geçen gün pek çok şey bulunuyor. Buyurun lütfen. Bir tane de çalışan, üniversiteyi bitirmiş bir kızım var. 40 yaşında. Oğlum da ona yakın. Şimdi onun verdiği, iş hayatının verdiği sıkıntılarla kızımda da böyle bir hastalık çıkabilir mi endişesi yaşıyorum. Acaba nereye kadar, yüzdesi var mı? Bir yaş durumu var mı? Onun merakındayım. Teşekkür ederim. Yaş eskiden sınırlandırılırdı 45 yaşından sonra çıkmaz diye, ama gene yapılan çalışmalarda böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Ben de 63 yaşında hastalığı başlayan bir hasta yıllar önce görmüştüm. Literatürde daha ileri yaşlarda da var. Böyle bir şey yok. Yani yaşadığımız müddetçe her türlü hastalığa tutulabiliriz.
Kardeşinde de illaki olacak diye de bir şey yok. Ama genel bilgi ailesinde olanların biraz daha fazla hastalanma ihtimali var. Ama çok yüksek bir oran değil. Ve normal işine gücüne bakıyorsa büyük bir olasılıkla böyle bir şey olmayacaktır diye düşünmekte fayda var. Yani stresten uzak bir yaşantı yaşamaya çalışması faydalı olabilir. Bu söylediğiniz şey de bilimsel bir araştırma konusu. Risk grubu olarak kabul edilen, işte sizin kızınız gibi olan kimseleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde izleyerek hani önlemek mümkün müdür diye, doğrusu %100 önleyecek bir şey bulunmuş değil. Çünkü hiçbir hastalığı olmayan birisine ilaç falan içirmek tabii olacak şey değil. İlaç içmeyi gerektiği zaman da zaten olay başlamış oluyor. Ama ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Acaba bir ipucu var mıdır? Önceden fark edilebilir mi? Ondan sonra bir yapılacak bir şey var mıdır? Araştırmaları şu ana kadar çok fazla bir şey bulunmuş değil doğrusu. Kaldırır. Şizofreni hastalığı ceza ehliyeti kaldırır. Bazı suçlar zaten hastalığa bağlantılıdır. Demin de söylediğim gibi bir takım yanlışlıklar falan. Diğerlerinde de hapishanede bulunmalarının kendilerine fayda değil, zarar getireceği göz önüne alınarak kaldırılır. Buyurun efendim. Mikrofon da iyi çalışmıyor galiba. İyi günler efendim. Ben bir şey merak ediyorum. Bir arkadaşım var. Onun ailesinde 3 göbek nesilden sonra kuzenlerde diyeyim. Her ailede bir tane şizofren hastası çıktı. Bu ırsi değil diyorsunuz. Hani genetik değil diyorsunuz. Acaba gerçekten genetik değil mi? Neden tesadüf mü bu? Bu kadarı tesadüf olamaz. Tam olarak genetiği ispatlanmış, ortaya konmuş değil. Ama yaklaşık olarak 40-50 seneden beri biraz evvel söylediğim gibi yakınlarında olanların daha fazla tutulduğuna dair bilgiler ortaya çıktı. Eğer bu genetik bir şeyse şu anda elimizde bilgi yok. Genetik hastalıklar böyle ebeveyn çocuk olarak gitmez. Bazen bir nesil atlar, iki nesil atlar daha sonra çıkabilir. Yani şu anda bir genetik hastalık başka bir şey de şeker hastalığı da olabilir mesela. Evet. Dedemizin şeker hastalığını biz veya bizim çocuğumuz taşıyor olabilir. Aradakiler sağlam olabilir. Ama kuzenler arasında bu şekilde çıktıysa ne yazık ki bizim geriye dönük büyüklerimizin hastalığıyla ilgili bilgilerimiz çok fazla değildir hepimizin. Ama çok eski dedelerde bir yerde bir şeyler belki de var olmuş olabilir. Peki, teşekkürler, sağ olun. Buyurun lütfen. Yok, hayır. Hayır, gerekmiyor. Tetikleyiciler daha da birdenbire ortaya çıkarıyorlar. Biraz evvel de söyledim, önceden adını koymak çok mümkün değil. Ama belirtiler başladıysa zaten hastalanmaya başlamış demektir. Ama şunu da unutmamak gerekir, ne kadar önce fark edebilirsek başlangıcını, tabii ki o kadar daha iyi sonuç ortaya çıkar. Hastalık başlatmak anlamında değil ama biraz evvel yani kötü bir ruh hali içinde olabilirler. Üzülmelerinden dolayı bazı işleri yapmakta kendileri de engellenebilirler. Hastalarını tedavi ettirmekle vakit geçirmek zorunda oldukları için. Biraz evvel çok güzel anlattı hanımefendi. Tabii ki aileyi sarsan bir olay. Ama onlar hastalanıyor manasında değil.
bu iş diyelim ki genç yaşta başka bir hastalığa da tutulmuş olsaydı çocukları, onu da tabii ki olumsuz etkileneceklerdi, üzülecekler, sıkılacaklar, uğraşacaklardı. Buyurun. Anlamadım söylediğinizi. Sarı renk. Yok, hayır. Yok, yok. Öyle bir şey yok. Burada birisi verecek, sonra da size verelim. Evet. Merhaba. Ayşe ben, okulun öğrencilerinden biriyim. Şey soracaktım, bu şizofreni rahatsızlığının ergenlik döneminde sirayet etmesinin sebebini öğrenmek istemiştim. Ergenlik dönemi ruh hastalığı. Daha çok, yani daha fazla. Evet. Çok güzel bir soru sordun. Ergenlik dönemi ruhsal hastalıkların en yoğun olduğu dönemdir. Çünkü ergenlik her yönden hem biyolojik olarak hem de psikolojik olarak çok karmaşık bir dönem olduğu için, kaotik denecek kadar karmaşık bir dönem olduğu için bazı insanlarda birdenbire böyle bir rahatsızlığa dönüşebilir. Ve çoğu zaman buradaki konuşan arkadaşlarımız da bildirdiler. Hastalık aşağı yukarı ergenlik döneminde başlıyor. Çoğu zaman, her zaman değil. Evet, burada da birisi vardı. Tabii ki. Doğru söylüyorsun. Bu yönde geliştirilmiş tedaviler de var. İçgörü geliştirme tedavisi, yani hastalığı hastaya anlatmaya yönelik şeyler. Bunlar uygulanabilir. Veyahut da bir doktor, psikolog değiliz biz, nasıl yapalım dersen, en basiti şudur. Biz gidelim bakalım, doktora soralım, hasta mıymışsın değil miymişsin. Yani aslında en doğrusu da bu. Çoğu böyle bir şeyi kabul eder. Hastalığı kabul etmezsek kendimiz zarar görmüş oluyoruz. Geç kalırsak da, her hastalıkta bu böyledir. En basit hastalıklarda bile geç kalırsanız tabii ki daha tatsız şeyler ortaya çıkar. Yani bir grip bile geç kalırsanız zatürreye dönüşebilir. Buyurun. Yok, hayır, böyle bir şey çok fazla olmaz. Yani insan dışarıdan belirti toplaması diye bir şey olmaz. Çünkü içeriden geliyor olaylar. Yalnız şu var tabii, internet her alanda çok çok iyi bir şey, çok çok kötü bir şey. Nasıl diyeceksiniz? Ciddi bir bilgi kirliliği de var internette. Yani bir makine parçasıyla ilgili bir şeye de baktığınız zaman bir sürü bilgi edindiğiniz gibi yanlış bir sürü bilgi de edinebilirsiniz. Hele ki popüler olan bir cihazı almak için bakarsanız kötü diyen bir sürü insanla da karşılaşabilirsiniz. Onun için en doğrusu, buradaki Kiray Bey bunu çok güzel anlattı. Bir doktoruna güvenmesi, ki ismi geçen doktorlar gerçekten çok saygın insanlardır. Ondan sonra her şeyi ona sorması. Ben şöyle söylerim hastalarıma, bununla ilgili olmayan bir şeyle de ilgili bir sorun varsa geldiğin zaman sor. Ne bileyim, kulağımı nerede tedavi ettirsem diye de sorabilir. Çünkü başka bir yerden yanlış bir bilgi alacağını, güvendiği bir insandan doğru bilgiyi alsın. Hani kulak tedavisi tabii ki bizim işimiz değil ama bir kulak burun boğaz uzmanına git demek ona büyük bir katkı sağlar. Ve hani kulak göz filan kolay da, bazı hastalıkları biz bile bazen hangi tür bir doktora gitmek gerekir diye düşünmek zorunda kalabiliriz bir yerimiz ağrıyorsa. Veya bunun dışında başka bir şey, başka bir şehre gidip yerleşsem mi acaba sorusunu da çok fazla soran oldu. Hani ne sebeple gitmek istediğini filan kendisiyle tartışıp birlikte o daha iyi veya daha iyi olmayan bir şey olarak çıkar diye konuşabiliriz. Yani gerçek kaynaktan bilgi edinilirse daha iyi olur. Buyurun lütfen. Değerli hocam, üniversitesi denetim altında ileriki tarihlerde ya da yakın tarihlerde şizofren hastalığına ait bir konu düşünüyorsunuz.
Keşke rektörümüz gitmeden sorsaydınız. Bence çok güzel olur da karar verici durumunda olan rektörümüz şu anda burada değil. Çok meşgul bir insan. Bugün lütfedip geldiler gerçekten. Son dakikada bize de hatta haber geldi. Nevzat Hoca geliyormuş diye. Ben kendisine sorayım diyeyim ki böyle bir soru vardı. Ben bilemedim ne cevap vereceğini. Tamam. Tamam, talep geldi. İnşallah. Keşke olsa. Keşke olsa. Evet, yok herhalde başka. Hepinize tekrar tekrar titir. Pardon, pardon, affedersin. Bir şey mi? Hocam, sorun yok. Tamam. Evet. Türkiye'de var mı? Dünyada var. Türkiye'de de işte bir zamanlar Bakırköy'de vardı, anlattım. Çok da başarılıydılar falan diye. O bir şanssızlık oldu. Fabrika başka tarafa taşınınca işte bitti yani. Ondan sonra bir de işte Ankara'da bir yer var. Galiba yine Bakırköy'ün içinde bir kafe var. Bu korumalı da kasıt şu, yani isteyen saatini daha az çalışabilir. Bana 3 saat yeter çalışmak diyebilir. Ondan sonra işte başkaları işe alınarak onlar işten çıkarılmazlar. Ondan sonra kar da çok fazla güdülmeyebilir. Yani mesela bir kafe kendini kurtarsın, yeter para kazanmamız şart değil filan gibi düşünülebilir. İnşallah olur. Belki de derneklerimiz de bu tür faaliyetler gösterirlerse çok güzel bir yer olur. Güzel bir çalışma olabilir. Tabii, buyurun lütfen. Sizin için nasıl olduğunu doğrusu bilmiyorum ama diğer benim için mesela benim maaşımdan birazını kesiyorlar çalıştığım için. Ben de hem emekliyim hem de burada çalışıyorum. Birazını kesiyorlar maaşta. Ama hasta olarak ayrılanlarınki nasıl oluyor bilmiyorum doğrusu. Ailenin ekonomik giderlerini karşıladığı için tekrar çalışma durumuyla karşı karşıya. Maalesef annesi çok yaşlı. Ama yasal anlamda bir yerde çalıştığı zaman mahallen emekliliği iptal edilecek. Evet. Aslında o konuda da bir boşluk var. Var. Yani çok yapmamız gereken iş var, farkındasınız. Bunları devletin yetkili kurumlarına anlatmak gerekir. İnsan mahallen emekli olduğu halde de bir işi yapabilir ama öbür hakkını da elinden almasanız daha iyi olur diye bizim defalarca izah ederek, kolay değil tabii devlet katını buna ikna etmek, yapmamız lazım. Çok yapmamız gereken iş var. Burada da işte ortaya çıkıyor. Kurum açmak, bu tür sorunları çözmek, belki bizim aklımıza şu anda gelmeyen başka sorunlar da var tabii. Buyurun lütfen. Şizofreni hastaların evlenmesi tavsiye ediliyor mu? Kadın hastalar için hamilelik dönemindeki ilaçların bebeğe etkisi var mıdır diye sordular. Şizofreni hastaları eğer bir ev geçindirebilecek kadar iyi durumdalarsa, tabii ki bir gelir de bunun içinde, tabii ki evlenebilirler. Çok sayıdadır Türkiye'de evlenmiş olan, bir kısmı da evlendikten sonra hastalanıyor. İlaçlar konusunda çok kesin bilgiler olmamakla beraber bundan birkaç ay önce hastanemizde de böyle bir konferans verdim ben. Olağanüstü kötü etkisi olan ilaçlar yok. Ama tabii ki beyni etkileyen bir ilacı bebekte almış oluyor. Yani kullanılabilir eğer hastanın sağlığı için gerekliyse. Tedavi eden doktorun ciddiyetle düşünüp bir karar vermesi gerekir. Hangisi daha iyi anlamında. Buyurun. Şimdi insan beyni tam olarak bilinmiyor. Bilinen tarafları da var, bilinmeyen tarafları da var. Psikiyatride ilaçlar deniliyor ve sonuçları öğrendikten sonra karar veriliyor ne yapılacağını. Yani burada bir deneme yanılma yöntemi var. Çünkü yıllarca ilaçların sonuç, etkileri ve sonuçları da
araştırılmış, bilinen gerçekler yıllardır biliniyor. Yani doktor bir hastasına bir ilacı vereceği zaman sonucunun ne olacağını tam olarak bilemiyor. Tahmin edebiliyor. Yani bu durum beynimizin tam olarak bilinmemesinden kaynaklanıyor. Tabii ki yani tam olarak bilinmiyor. Bu bir gerçek. Hastalığın neden ve nasıl olduğu da tam olarak bilinmiyor. Pek çok şey biliniyor yani. Hiçbir şey bilinmiyor diye anlamayın lütfen de. Ama bizim üniversitemizde mesela bir ilacın bir kişiye etki yapıp yapmayacağına dair kan tahlilleri vesaire falan yapılarak bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani bilimin içinde var olan pek çok şeyi en kısa zamanda biz NP Hastanesi'ne getirip uyguluyoruz. Ama zaten bir ilaçtan faydalanmakta ise çok fazla da değiştirmemek gerekir, doğrusunu söylemek gerekirse. Birbirlerine çok olağanüstü büyük üstünlükleri yok. Faydalanmak ve faydalanmamak şeklinde giden günleri var. Bazılarına bazı ilaçlar fayda etmeyebiliyor. Arkada da var galiba bir soru. Evet, buyurun lütfen. Ne açısından anlamadım. Yok, şimdi devlette çalışan arkadaşlarımıza burada yoklar diye haksızlık etmememiz gerekir. Benim anlayabildiğim kadarıyla Giray Bey, Çapa Tıp Fakültesi, Bakırköy, Erenköy dediniz değil mi? Tamamen devlete ait yerlerde çok da güzel bir şekilde tedavi olmuş örneği burada. Orada da olur, başka yerde de olur. Yani çok fazla da abartmamak gerekiyor. Özelde daha iyidir, orada iyi değildir falan dememek gerekiyor. Yapıyorlar çünkü. Çok da güzel bir şekilde tedavi ediyorlar. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim ve din psikolojisi anabilim dalı üzerinde araştırmalar yapıyoruz arkadaşlarımızla. Bu alanda din psikolojisine ihtiyaç duyuyor musunuz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu merak etmiştim. Teşekkürler. Yani din insanların kişisel tercihleri, tabii ki bizim hastalarımız arasında da dine çok fazla yakın olanlar, çok fazla yakın olmayanlar falan var. Direkt olarak dini bir takım telkinlerin faydası olmayabilir. Özellikle çok fazla inancı olmayan kimselerin üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Bazen de bu dini konuyu halüsinasyonlar nedeniyle başka türlü anlayanlar oluyor. Yani sanki kendisine vahiy geliyormuş filan gibi düşünenler oluyor. Tabii bu güzel bir şey olmuyor sonuç olarak. Çünkü çevreden de tepki gösteriyor. Bana vahiy geliyor filan diye birilerine anlatmaya başlayınca zor durumda kalıyor hasta. Bir de hocam bu konuda istismar edenler. Evet. Mesela ben seni iyileştireceğim, evet, evet, deyip cahil bir insana, hani o da o kendi hastalığına çare bulunacak diye ya. Yani hiçbir konuda bilgisi olmayan kişilere doktor yerine onlara gidiyorlar mesela. Maalesef. Bu da çok yanlış bir şey yani. Evet, bu da çok ciddi bir sorunlarımızdan bir, evet, tanesi. Vakit kaybıdır. Evet. Artı bazen ilacı kestirmek falan gibi tatsızlıklar, evet, oluyor. Fayda değil, zarar ortaya çıkıyor. Evet. Evet, çünkü bazen daha farklı bir şekilde olayı ele alıyor. Yani sıradan birisinden farklı bir şekilde ele alıyor. İşin biraz tadı kaçıyor. Evet, buyurun lütfen. Diğer daha basit ruhsal hastalıklarla şizofreniyi böyle çok kesin ayıran bir tanı kriteri sadece hayal görmemidir. Yok, hayır. Uzun yıllardan beri hastalıkların nasıl teşhis edileceğine dair cetveller diyebileceğimiz şeyler var. Şu, şu, şu olacak, şunlardan iki tanesi, bir tanesi olacak ve de bu olacak filan diye net bir şekilde konmuştur. Şu anda yalnız hepimizin istediği, diğer dallarda olduğu gibi hani filmini çekmek, kanda bir şeyler bulmak filan, o çalışmalar da sürüyor. Ama şu ana kadar ne yazık ki %100 kesinlikle bulunamadı. Beyin filmlerinde bazı değişiklikler falan çıkıyor ama başka hastalıklarda da çıktığı için şizofren midir, başka bir şey midir ayırt edilemiyor şimdilik. İleride inşallah onlar da olacak. Belki burada olan birisi, yahu eskiden böyle bir şey yoktu, şimdi filme bakarak karar veriyorlar diye 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra
söyleyebilir. Buyurun lütfen. Bu hastalıkla ilgili o alanda da çalışmalar var ama şu ana kadar onaylanmış tedavidir denecek bir şey yok. Çünkü bu tür çalışmalar biraz başka şeyler de çıkar mı acaba endişesini taşıyor. Yani bir insanı tedavi etmeye çalışırken başka hastalıklara da tutulmasın diye. Onun için çok dikkatli adımlar atılarak ilerleniyor. Şu anda net olarak şu fayda vardır denecek bir şey yok. Ama dediğim gibi hani Allah bize ömür verir de 5 sene sonra belki benzeri bir şey yaparsak diyebilirsiniz ki ya 5 sene evvel böyle demedim, başka türlü demiştim. Dünya değişiyor. Burada olursak konuşuruz. Evet, başka kalmadı galiba. Değil mi? Sizlerin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Katılımcılara da. Peki, hadi size de kapatıyorduk. Evet. Beynin farklı yapılarının bozulmasıdır. Birbirinden tamamen farklıdır. Alzheimer büyük ölçüde yaşlanmaya bağlı olarak bazı fonksiyonları kaybetmeye başlamamızda ortaya çıkar. Şizofreninki daha farklı bir şeydir. O kadar net ayrıl edilmiyor. Başka kriterleri var tabii ki, testleri var vesaire falan. Yani elimizde şurada söylediğimizden çok daha fazla şeyler var. Onlarla ayırt ediliyor. Diyelim, bitirme faslımıza geri dönelim. Konuşmacılara tek tek teşekkür ediyorum. Avrasya Şizofreni Derneği ve üyelerine de teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi onurlandırdılar. Dinleyicilere de tabii ki teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir panelde gene hep birlikte olmak ümidiyle diyoruz. Teşekkürler. Evet, şimdi panelistlerimize plaketlerini takdim etmek üzere törenimize geçelim dilerseniz. Öncelikle Profesör Doktor Sayın Hüsnü Erkem hocamıza ve Sayın Sevim Alper'e plaketlerini vermek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Zerka hocamızı sahneye davet ediyoruz.